Elimize 5 santimetrelik odak uzaklığı olan bir dış bükey mercek olduğunu ve bunun 6 santimetre önünde de bir cisim bulunduğunu varsayalım. Görüntünün nerede oluşacağını nasıl buluruz? Merceklerde yapmamız gereken tek bir şey var. O da ışın şeması çizmek. Cetvel kullanıp hesaplama yaparak tüm bu şeyi kağıda çizebiliriz. Daha sonra da birkaç tane ışın çizeriz. Bu iki ışının buluştuğu noktada da görüntümüz oluşur sonra aynı cetvelle görüntünün mercekten ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabiliriz. Ancak bu oldukça yorucu çünkü tüm bu düzeneyi doğru bir şekilde çizip daha sonra cetvelle hesaplamamız gerekir. Ayrıca birden fazla problem varsa bu çok fazla zaman alır. Peki cisim uzaklığı ve odak uzaklığı verilmişse hiçbir şey çizmeden görüntünün bulunduğu nokta nasıl hesaplanabilir? Bu videoda işte bunu işleyeceğiz ışın çizmeden görüntünün bulunduğu noktayı bulmak için formül kullanmamız gerektiğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Bu formüle mercek formülü denir. Formüle bakalım. Elimizde odak uzaklığı olan f ve görüntü uzaklığı olan v var. Evet şuraya yazalım. u harfi de cisim uzaklığını gösteriyor. Tüm bu uzaklıklar merceğin merkezinden yani optik merkezi olan o noktasından hesaplanır. Aynalar konusu ve ayna formülünü biliyorsanız buna oldukça benzer olduğunu görebilirsiniz. Tek fark aynalarda 1 bölü v artı 1 bölü u olurken merceklerde 1 bölü v eksi 1 bölü u olması. Bu değerlerden herhangi ikisini biliyorsanız üçüncü değeri de formülden bulabilirsiniz. Örneğin odak uzaklığı ve görüntü uzaklığı verilmişse cisim uzaklığını bulabiliriz. Veya görüntü uzaklığını ve cisim uzaklığını biliyorsak odak uzaklığını bulabiliriz. Buradaki örnekte cisim uzaklığıyla odak uzaklığı verilmiş. Böylece görüntü uzaklığını bulabiliriz. İşleme geçmeden önce hatırlamamız gereken çok önemli bir şey var. Bu formülde işaretlere göre sonuç değiştiği için Sayıları yerine yazarken doğru işaretleriyle yazmamız gerekir. İşaretleri ayna konusunda yaptığımız şekilde belirleyeceğiz. Kısaca bunun ne olduğunu hatırlayalım. İlk olarak gelen ışınların yönünün ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Cismimiz burada, mercek de burada. Yani herhangi bir ışın çizersek bu ışının sağa gideceğini biliyoruz. O zaman geliş yönümüz sağa doğru. Bunu bulduktan sonra optik merkezden başlayarak gelen ışının olduğu yöne doğru ilerleriz. Örneğimizde bu yön bizim için sağ ve bu yönü pozitif kabul ederiz. Buna pozitif diyelim. Yani merceğin bu tarafında bulunan tüm noktalar ve uzaklıklar pozitif uzaklık olarak adlandırılır. Merceğin sol tarafında kalan bir uzaklığı hesaplarsak da bu negatif uzaklık olarak adlandırılır. Şimdi doğru işaretleriyle sayıları yerine yerleştirmeye hazırız. Hızlıca önceden verilen bilgileri yazalım. Cisim uzaklığını biliyoruz. 6 santimetre. Ancak merceğin sol tarafı için hesaplama yapmamız gerektiğinden değer negatif olacak. Yani eksi 6 santimetre. Peki, odak uzaklığı? Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu merceğin her iki tarafında da odak noktası var. Biri pozitif, diğeri ise negatif. Hangi odak noktasını seçeceğiz? Bu durumda ışınları çizmek bize yardımcı olacaktır. Burada paralel bir ışın olduğunu varsayalım. Asal eksene paralel bir ışın çizersek ışın kırılmadan sonra nereye gider? Bu odak noktasına mı yoksa diğer odak noktasına mı doğru gider? Bu dış bükey ve yakınsak bir mercek olduğundan ışınlar burada toplanır yani yakınsanır. Işın bu odak noktasından geçtiğinden bu odakla ilgilenmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani sonuç olarak odak uzaklığı pozitif olur. Çünkü pozitif tarafta bulunuyor. Yani f değeri artı 5 santimetre olur. Ama eğer bu mercek iç bükey bir mercek gibi ıraksak mercek olsaydı ışın uzaklaşırdı ve bu noktadan gelirdi. Bu durumda odak uzaklığı negatif olurdu. Yani ıraksak merceklerin odak uzaklığı negatif olur. Buna ezberlemenize gerek yok. Işının nasıl ilerlediğini kavrarsanız doğru işareti belirleyebilirsiniz. Şimdi görüntü uzaklığını bulmamız lazım sayıları yerine yazarak matematik işlemini yapmamız gerekiyor. Videoyu durdurup bunu kendi başınıza da deneyebilirsiniz. Hadi işlemi yapalım. Sayıları yerine yazarsak 1 bölü o artı 5, 1 bölü v ki bu değeri bilmiyoruz, eksi 1 bölü u'ya yani eksi 6'ya eşit olur. Her şey santimetre cinsinden olduğundan birimleri yazmamıza gerek yok. V değeri de yine santimetre cinsinden. Bundan sonra ihtiyacımız olan tek şey işlem. Fizik kısmını hallettik. İşlemi yapalım. 1 bölü V. 2 tane eksi artı yapar. O zaman artı 1 bölü 6. 1 bölü V değerinin ne olduğunu bulmak istiyoruz. O zaman her iki taraftan da 1 bölü 6 çıkaralım. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 eşittir 1 bölü V. Buradaki değerle eksi 1 bölü 6 birbirini götürür. O yüzden toplamda 0 olur. Şimdi ortak paydayı bulmamız gerekiyor. Bunların ortak katı 30 olduğundan önce ilk kesri 6 ile çarparız. Şurayı ve şurayı 6 ile çarpalım. 6 eksi 30 elde etmek için burayı da 5 ile çarparız. İşte şöyle. Sonuçta 5 çıkar. 6 eksi 5'ten de burası 1 olur. Yani 1 bölü 30. İşte bulduk. 1 bölü V değeri 1 bölü 30'a eşit. O zaman V bunun tersi yani 30 santimetre. Cevabı bulduk. Görüntü uzaklığı 30 santimetre. İşte şu optik merkezi olan uzaklık 30 santimetreymiş. Peki görüntü hangi tarafta oluşur? Çünkü görüntüler her iki tarafta da oluşabilir. Bizimkisi sol tarafta mı yoksa sağ tarafta mı olur? Bunun için görüntünün işaretine bakarız. Görüntü uzaklığı negatif yani eksi 30 olsaydı görüntü merceğin sol tarafında oluşurdu. Ancak elimizde artı 30 değeri bulunduğundan görüntü uzaklığı merceğin sağ tarafında yer alır. Burası 5 olduğuna göre 30 burada bir yerde olur. Görüntünün işte burada bir yerde olduğunu biliyoruz. Bunu ölçüye göre çizmediğimizden çok doğru değil. Ancak görüntü uzaklığımız 30 santimetre. Böylece problemimizi çözmüş olduk. Bu videoda öğrendiklerimizi hızlıca özetlememiz gerekirse mercek formülü odak uzaklığını, görüntü uzaklığını ve cisim uzaklığını birbirine bağlar. Böylece bu formülü kullanarak herhangi iki değer verildiğinde üçüncü değeri bulabiliriz. Ancak işlemi yaparken sayıları doğru işaretleriyle yerine yazmamız gerekir. İşaretleri belirlerken her zaman optik merkezden başlarız ve gelen ışının olduğu yönde bulunan tüm uzaklıkların pozitif olduğunu kabul ederiz. Ve cevabı bulduğumuz zaman sayının işareti bize o noktanın hangi tarafta bulunduğunu gösterir.